Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özdebir'in 0805 nolu Türkiye geneli LGS denemesini çözeceğiz. Bunun sayısal alan matematik testini çözeceğiz. Ee, ben benim aldığım vakitte sonuçlarda 61 bin kişi vardı. Benim arkamdan da kurumların yolladığını düşünürsek, belki 70-80 belki daha çok kişinin girdiği bir sınav. O yüzden yüzdeler bizim için ciddi olacaktır. Ee, Özdebir'i Özde Töleri kaçırmamak. Ama özdebir çok eskidir arkadaşlar. Yani özdebir özdebiri kaçırmamak lazım. Onu söyleyebilirim. Ve güzel hazırlanmış sorular var. Neyse biz ilk soruyla başlayalım işimize yavaş yavaş. Ne diyor ona bakalım. Matematik bölüm birinci sınav. Taban ayrıtı 18 santim, yüksekliği 30 santim olan kare prizma şeklindeki bir ahşap bloğun dış yüzü boyanıyor. Daha sonra bu ahşap blok ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan küp şeklinde eş parçalara ayrılıyor. Elde edilen parçalar bir kutuya konduktan sonra kutudan rastgele alınan birinin yalnız iki yüzünü boyalı olması da en çok kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu doğru yapan bazı arkadaşlar şansa doğru yapmış olabilir. Keşke bu en çok kelimesi yani en az deseydi. En az dediği zaman o zaman sizin için sürpriz olacaktı. Ben bugün en azı da çözeceğim size. Anlayacağız yavaş yavaş ne olduğunu. Şimdi 18'de 30, 2 tane 18 olduğu için Allah'tan bir sayıdan kurtuluyoruz. EBOB'unu almamız gerektiği belli oluyor. O zaman kaleme geçelim. EBOB 30 ile 18 nedir arkadaşlar? 6. Bunu biliyoruz zaten. O zaman 6, 6, 6, 6 bölünce burada 3 parça oluşur. Burada 5 parça olur. 1, 2, ilkini güzel yere koyamadık. 1, 2, 3, 4, 5. Yani aslında şunun gibi bir şey olacak arkadaşlar bu bölme. Şimdi olayı anlamak önemli. Bir anlamaya çalışalım. Ee, çünkü bu en az en çoğu çözmek birazcık gerçekten zor olacak. Burada da iki parça var değil mi arkadaşlar? İki parça. Şuradaki beş parça böyle devam ediyor. Bir, iki, üç, dört, beş parça oldu. Şuradan da şöyle çizdik mi her şey tamam. Ama şimdi bu en az en çoğun ne olduğunu anlamadan çözen şanslı arkadaşlar dua etsinler ki en az diye sormamış. Şimdi arkadaşlar kenarların 6, 6, 6, 6, 6, 30 etti. 6, 6, 6, 18 etti. Böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi köşedeki parçaların yani şu parçanın şuradaki parçanın gördüğünüz parçanın başka bir renge geçeyim. Bu köşedeki parçanın görüyorsunuz ki 1, 2, 3 yüzü boyalı. Demek ki sadece 200 boyalı dediği zaman köşeyi almayacağım. Şu, şu parçaların, şuradaki parçaların sadece bir yüzü boyalı arkadaşlar. Bunun sadece üstü, üstü, üstü aradakilerin değil. Bunun da öyle arkadaşlar. O zaman ben böyle düşün... Bir de arada kalan yani bunun içinde, ortasında kalan sıra var ki hiçbir yüzü boyalı değil. Demek ki ben sadece iki yüzü boyalıları arıyorum. İki yüzü boyalılar nerede arkadaşlar? İki tane yüzü olanlar dışarıda. Şu ve şu. Yani bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 Bu şu şu dilimde 8 tane var. Şu sondaki dilimde de 8 tane var arkadaşlar. 8. Şimdi şurada bir tane, burada bir tane, burada bir tane bir de bunun altında bu yüzün bu tarafına bakın ortada yerde bir tane var. Toplam 4 tane de orada var. Toplam 20 tane oldu. Şimdi olasılık istenen böyle hepsi dedik. 20 tane istenenleri bulduk. Hepsi kaç tane? 6'ya böldüğümüzde burada 5 parça, bunda 3 parça, bunda da 3 parça olduğuna göre 45 tane parçamız var. Bunu böyle yapıyoruz. Sadeleştiriyorsunuz. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 9. 4 bölü 9 dur cevap diyorsunuz. Ama arkadaşlar burada gerçekten şansa doğru yapmış oluyorsunuz. En az deseydi canımız yanacaktı. Belki uyananımız çıkacaktı. Nasıl ki? Şimdi burada verilen koşul belli arkadaşlar. Neymiş o koşul? O diyor ki bize e, bu minik şeylerin ayet uzunlukları santimetresinden tam sayı olacak. Yani 6 ve 6'nın bölenleri olabilir. 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir. Şimdi biz bunun aynısını hani şöyle bir şey de yapıyor olsaydık. 1 1 yapıyor olsaydık 1 1. Burada 30 parça, burada 18 parça, burada 18 parça olacaktı köşedeki 3 tane bu köşedeki 3 tane kullandığı için kullanılmayacak ama aradaki 28 parçayı kullanabilecektim. 28 parça da yukarıda olacaktı. Bu 18'in alt köşesini kullanamayacaktım. Üst köşesini kullanamayacaktım. iki parçayı. Ama aradaki 16, 16'yı kullanacaktım. O yüzden şu yüzde 28 artı 16'nın iki katı yani 88 tane olacaktı. En dipteki arkadaki yüzde de bunda olacaktı. Çarpacaktım. 176 tane. Şimdi bu yüz yapmam lazım. 16, 16, 16. Şurayla şurayı kattım ama şu ikisini almadım. 2, 16 buradan bir 16, bir 16 da şuradan geliyor. 64 daha gelecekti arkadaşlar. O zaman 240. İstenen böyle hepsi yapacağım ya arkadaşlar. İstenen 240. Hepsi 30 parça, 18 parça, 18. 30 çarpı, 18 çarpı, 18. Yaptığımız arkadaşlar 8. 2'ye böl, 2'ye böl, 9. Ee, pardon arkadaşlar burası 4. 2'ye böl, 2, 2'ye böl, 9. 2 bölü 81 istenen bölü hepsi yani en az da bu sayı gelecekmiş. Şimdi en az en çoğu derken parçalanabileceklerin içerisindeki en büyüğü seç demiş oluyor. Bunu fark ederek mi yaptınız? Fark et Veya şöyle deseydi. Eee Şimdi i̇kinci en çok kaçtır? İlki değil de ikinci. Yani o zaman üçü seçti diyebilirdi sana. Soruyu okurken şuradaki olayı fark ediyor musunuz? Onu bir düşünün. Bu kadar zor soru geleceğini düşünmüyorum ama madem yapıyoruz düzgün yapalım diyorum arkadaşlar. Anlamayan varsa lütfen yorumlarda bana sorsun. Lütfen abone olalım, beğenelim ve paylaşalım. Teşekkür ederim.